Kevin, ne yapıyorsun lan? Dışarıdayım ya. Kafam ses çekmiyor ya. Çok ses var içeride. Gördüm gördüm. Darlandım. Oh Kevin koş. Lan ne oluyor? Açılın açılın açılın. Ferdi, Allah sana neler verdi. Dur dur lan dur. Ben yapacağım onu. Kevin, Kevin hemen ilgilen. Neşteri vereyim mi neşteri? Kevin ilgilen. Neşter ne alaka Kevin? Doğru lan, burada neşter uygulanmaz. Ne yapacaktık oğlum? Ben stajyerim lan. Suni panikledim. Teneffüs. Kevin. Suni teneffüs mü yapayım? Parmak yo oğlum. Ferdi. Ferdi kendine gel Ferdi. Lan sen çekilsene lan, senin ne işin var orada? Açılın. Hastanın başından çekilin. Şunu şuradan alır mısınız lütfen? Şöyle çekilin arkadaşlar, çekilin. Arkadaşlar yani. Açılın, ben doktorum ya. Çekil, yıllardır bu repliği söylemek çekil, için geldim. Çekil bak hocam, çekil. Ben. Su var mı? Çekil. Var var. Sana bir şey, kolonya çalın suratına, bir şey yok onun. Ferdi başına neler geldi ya? Ya şunu bir kere daha yapacak mısın? Ya? Kim lan? Nerede be? Lan bırak. Merhaba arkadaşlar. Bugün 5M sunucu tanıtımında sizlerle Legacy Roleplay'deyiz. Legacy Roleplay ne kadar piyasada yeni gibi gözükse de aslında değiller arkadaşlar. Önceki sunucu adı Fear RP'ydi. Fear RP'den köklü bir değişime gitmeye karar aldılar. Ve yeni ve dinamik kadrosu ile sizlere sunucularını da ağırlamak istiyorlar arkadaşlar. Ben fazla bekletmeyeyim. Hemen sunucu tanıtımına geçelim. Öncelikle artlarından başlayalım arkadaşlar. Sonra eksilerine değineceğim. Genç ve dinamik kadrosu sizi misafirperver şekilde Discord'unda ağırlıyor arkadaşlar. Roleplay bilginize göre eğitimlerinizi tamamlayıp sizi oyununa uğurluyorlar arkadaşlar. Burada çok nazik arkadaşlar var. Sizi hiçbir şekilde rencide etmiyorlar. Size 5M saatinizi soruyorlar. 5M saatinizi söyleyin. Hani doğru bir şekilde. Onlar da size güzel bir eğitim verip sizi oyuna gönderiyorlar. FPS ping bakımından başarılı bir server. Oyun içerisinde sizi bekliyor arkadaşlar. Server scriptleri tamamen bilgisayar dostu. Mod olarak sadece çeşitli arabalar görüyorum arkadaşlar. Adalet Sarayı var, kazino var. Bunun haricinde modlu tam olarak bir şey görmedim. Bunlar da fazla FPS etkilemiyor arkadaşlar. Sunucunun yönetimi orijinallikten kopmak istememiş. Bence benim her zaman takdirimi kazanmıştır bu olay. Orijinallikten kopmamak lazım arkadaşlar. Yani bazı sunucularda görüyorum çok fazla mod şey var. O da FPS çok etkiliyor. Oynayamıyoruz yani oyunu. Yani sonuçta bir sunucu yaparken en alt seviyedeki bilgisayarları da hitap, yani düşünmek gerekiyor diye düşünüyorum. Sunucuda gayet iyi bir ekonomi var arkadaşlar. Orta seviyede. 3 kere meslek tekrar yaptığınızda, petrolü de tavsiye ediyorum bu arada. İyi parası var. 3 kere tekrar ettiğinizde güzel bir araba alabiliyorsunuz. Silah teminatı zor arkadaşlar, onu da söyleyeyim. Şöyle bir ayrıntı da var. Sunucudaki karakterler para kasmadan ziyade role yapma ağırlığında bir oyun tutumu içerisinde arkadaşlar. Bu da sunucuyu bir kademe daha güzel bir hale getiriyor. En sevdiğim şey. Yani çünkü yani bir şeyleri kasacaksınız abi, MMORPG oynayın, gidin Knight Online oynayın, Metin 2 oynayın, yani GTA oynamayın. Çünkü GTA roleplay abi, adı üstünde. Yani para kasalım, silah alalım, adam vuralım. Yani bunların peşine koşmak yani bence güzel bir düşünce değil. Launcher sistemi başarılı arkadaşlar. Diğer serverlardan, sunuculardan farklı gördüm. Start'a bastığınız zaman, hani oyuna gir dediğiniz zaman otomatik olarak TeamSpeak'ten sunucunun IP'sine bağlanıyorsunuz arkadaşlar. Ayrıca TeamSpeak'ten IP yazmanıza gerek kalmıyor. Bu da güzel bir hamle. Ben bayağı beğendim. Script'ler kusursuz çalışıyor arkadaşlar. Yani 50 tane script eklemek yerine arkadaşlar burada şey yapmışlar. Belli script'leri fixleme yönüne koşmuşlar. Bu da gayet güzel olmuş. Hani server'ın FPS oranını etkiliyor, optimizasyonları etkiliyor. Güzel bir davranış bu. İleride diğer meslekleri de fixleyip yani getireceklerini söylediler ama ne kadar doğru yalan onu bilmiyorum tabi. Oyun içerisinde bug yok yani. EMS'leri faal bir hale getirmek için sedye modu eklenmiş arkadaşlar. O da çok hoşuma gitti. Gayet güzel. Onun haricinde yani artılarından bunlar yani. Ödeme
Ödüllü yarışma yaptık, dövüş yarışması. Allah. Allah. Böyle ring sistemi gibi düşünün. Vallahi bak Allah'tan. 30 kişi falan 20-30 kişi orada ya şey yaptık da işte tam bitişine geldik buraya. Ya bak Allah'tan gelmemişim yani, bak buraya yani hastaneye yıkarlardı diyorsun yani. Herkesi döverdim yani, çok fena. Diyorsun. Ya iyi ki de gelmemişim yani. Büyük ihtimalle yarın ya da yarından sonra tekrar bir etkinlik yapabiliriz aynı şekilde. Bu tarz konuda bir çok bir istek geldi bugün ya. Çok hoşlarına gitmiş böyle. Ya şimdi ben yine gelirdim de benim kollarım ağrıyor biliyor musun? Böyle şimdi bu bileklerim ağrıyor. Yani haftaya olursa yani haftaya gelirim tabii. Niye gelmeyeyim yani? Olur neden olmasın? Biz de sürekli zaten insanların dediği etkinliklere düşündüğümüz için halkımız istedikten sonra bizi her türlü yaparız. Hiç sıkıntı yok. Ya güzel de bu etkinliği burada mı yapıyorsunuz otelde? Burada yok, insanların yok. Can güvenliği. Anlayamadım. Yok burada yapmadık ya. Otobüsle buraya geldik en son. Bizim elemanı da yolladım. Beyefendi neden bahsediyorsunuz bu kadar aşkım ya? Vallahi rahatsızdım ya. Aşkım biz konuşuyoruz, ne diyorum bilip, ya anlamadım. Bilip neden yani. Etkinliği burada düzenlemedik. Neyse. Otobüs firmasını da ayarladık. Bizim Şimdi diyeceksiniz ki o kadar iyi yanlarını saydın abi de. Şimdi hiç bunun kötü yanı yok. Ya kötü yanları illaki var arkadaşlar. Şimdi ben gözümle dikkat ettim yani bayağı 2-3 gündür hani girdim içeride oynadım bayağı şey yaptım gezdim dolaştım. EMS ve polis rolleri fazla faal değil arkadaşlar yani faal olarak göremedim yani kendim haricinde bu arada. Ben EMS olarak atadılar beni. EMS'lik yaptım. Yani fazla faal değil yani gözümle gördüğüm kadarıyla ama mükemmel bir rol dönüyor. İnsanlar eğleniyor burada. O çok hoşuma gitti. İllegal yapılması için 4 polis istiyor arkadaşlar. Bunu bir esrar yapayım dedim ben. Esrar şeyine gittim ben toplama yerine. 4 tane polis istiyor. Ya zaten sunucuda 2-3 tane polis var. Yani bence birazcık kendi biraz counterlıyorlar böyle. Bence 4 polis fazla. 2'ye 1'e çekilebiliyor. Yani çekilebilir. Bir de şey bu şu dikkatimi çekti. Yani oyunun ana damarı arkadaşlar ses iletişimi. İletişim çok önemli, ses iletişimi. Şimdi Toko VoIP getiriyorsunuz. Toko VoIP'in de stabil olmadığı zaman bu senin rolüne yansıyor. Çoğu kez koptuğunu gördüm ben. Ya sunucu saldırılara karşı cevap verebiliyor. Firewall sistemi yani DDoS'lara karşı cevap verebiliyor ama Toko VoIP cevap veremiyor. Nasıl düşüyor ben anlamıyorum ama gerçi son gün yani dün oynadım bayağı güzeldi. O VoIP falan kopmadı ama arada kopuyor arkadaşlar. Bence VoIP de çok önemli bir olay. Kopuyor arada. Bu sıkıntıyı da çözebilirler. Ve gördüğüm kadarıyla arkadaşlar meslek çeşitliliği yok. Yani ne yazık ki. Yani diğer sunuculara bakıyorum. Hackerlık var. Efendime söyleyeyim. Araba parçalatma var. Efendime söyleyeyim. Ev soygunu var. Gidiyoruz. Para taşıma nakliyatı var. Hani fikri bile güzel. Ama burada yani bunları göremiyorsun. Burada fazla bir meslek çeşitliği yok. Hem legal anlamda hem de illegal anlamda. Ve ayrıca legal meslek yapanlar için bagaj çok kısıtlı arkadaşlar. 4 tane ürün alabiliyor içi. Mesela 4 tane esrar koyabiliyorsun. 4 tane kumaş koyabiliyorsun içi. Bu da birazcık kötü. Ya bunları da fixleyebilirler, güncelleyebilirler. Onun haricinde güzel. Evet arkadaşlar ben puanlama sistemine geçiyorum. Sunucuya 10 puan veriyorum arkadaşlar. Ping FPS drop'lar falan gayet güzel. Yani oynanabilir seviyede. Hiçbir zaman problem yaşamadım. Yani sizin de yaşayacağınızı düşünmüyorum. Kefilim bu konuda. Pluginlere 8 puan veriyorum arkadaşlar. Pluginlere neden 8 puan verdim? Hani çoğu şeyi fixlemişler, çok çalışmışlar ama meslek konusunda yani geri kalmışlar. Ayrıca